Evet, Muğla Milletvekili Burak Erbay'la birlikteyiz ve Adıyaman'da buluştuk. Sayın Vekilim, etrafı dolaştıkça insanın kimyası da bozuluyor, morali de bozuluyor. Bir de sonuçlarına baktığımızda bir ay geçmesine rağmen hala çok büyük adımlar atılmadı. Üstelik hem su konusunda sıkıntıların olduğu hem de yardımların artık yavaş yavaş azaldığını da tespit ettik. Bizim gözlemlerimiz öyle, Hatay'dan bu yana kadar geldiğimizde. Neler, sizin tespitleriniz neler, neler yapıyorsunuz? Evet. Tabii tarihimizin en büyük felaketiyle karşı karşıyayız. Ben tekrardan vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Gerçekten büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Gerçekten ülkemizi ve hepimizi çok derinden yaraladı. Biliyorsunuz biz depremin ilk olduğu andan itibaren genel merkezimizin, genel başkanımızın talimatıyla bölgeye geldik. İlk günler çok karlı, soğuk günlerdi, ulaşmakta zorlanıldı vesaire, ama ben ikinci gün Hatay'a geldim. O günden itibaren hatta işte Bodrum Belediye Başkanımızla birlikte, onunla koordinör olabildik. İlk etapta herkes artık el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışıyordu. İlk 15 gün aralıksız Hatay'daydık. Orada yardımlar yürütmeye çalıştık. Ondan sonra birkaç gün bir mola verip tekrar bölgeye geldik. Yani bir nöbetleşelim şekilde 100'den fazla milletvekilimiz, genel başkan yardımcılarımız, parti meclislerimiz bölgedeydik. Yaraların sarılması adına ilçe örgütlerimizle, kurumlarla, belediyelerimizle doğru bir şekilde organize olmaya çalıştık. Daha sonra tekrar işte meclis çalışmaya devam ettik ama yaralar dediğiniz gibi sarılmadı. Maalesef yeteri kadar organize olamadık, yeteri kadar hazırlıklı olmadığımızı gördük. Bu doğrultuda da genel merkezimiz gene bir tematik komisyonlar oluşturdu. Farklı konularda uzman arkadaşlar da. Bu doğrultuda da şimdi çalışmalarını sürdürüyoruz. Şimdi biz de bir hukuk komisyonu oluşturduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mecliste temsil eden milletvekillerinden kullanan CHP'li vekillerle bir hukuk komisyonu kurduk ve yaklaşık 4-5 günden beri bölgedeyiz. Adana, Osmaniye'den başladık. Hatay, daha sonra Kilis, Antep, Maraş ve bugün de Adıyaman'dayız. Buradan da Malatya'ya geçeceğiz. 7-8 ili bitirmiş oluyoruz. Bu noktada işte savcılarımızla görüşüyoruz, barolarla görüşüyoruz ve özellikle bu yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi alıyoruz. Bilgi almaya çalışıyoruz soruşturmalarla ilgili. Çünkü zaten bir sıkıntı var. Yani devletin ilk andaki müdahalesi, daha sonraki eksiklikler, işte kurtarmada ve yardımlarla ilgili problem yaşıyor. En azından vicdanları rahatlaşacak doğru kararların çıkması adına da bu soruşturmaları birebir takip ediyoruz. Bu gittiğimiz illerde tutuklananlar, adli kontrolle serbest kalanlar, soruşturmalar, bilirkişi incelemeleri ne boyutta, nasıl gidiyor, bunları yakından izliyoruz hukuk komisyonu olarak. Ve dediğim gibi bundan sonra da kalan işte Adıyaman, Malatya'dan sonra Urfa ve Diyarbakır, belki bir iki gün içinde bu kısım kesip diğer kalan illeri daha sonra tamamlayacağız. Bunları yakından dediğim gibi takip ediyoruz. Vicdanı rahatlatacak kararların çıkması ve sorumluların bulunması. Hem tabii ki bu müteahhitlerle de sorumlu değil, kamu anlamında da bu izinleri belediye veren, başkanları yapılan tüm sorumlularla ilgili konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Diğer sorduğunuz konuyla ilgili de maalesef eksiklikler hala devam ediyor. Burada ihtiyaçlar hala var. Bir kısım vatandaşlarımız burada yaşamaya devam ediyorlar ki doğrusu belki de budur. Burada kalmaya, işte hayatlarını idame ettirmeye, doğdukları yerlerde idame ettirmeye çalışıyorlar. Bunun için de çok fazla desteğe, yardıma ihtiyaç var. Konteynere ihtiyaç var, çadıra ihtiyaç var, suya ihtiyaç var, gıdaya. O yüzden de sizin aracılığınızla bugüne kadar yardım eden herkese çok teşekkür ediyoruz ama yardıma daha fazla dayanışma ihtiyacımız olduğu günler önümüzde gözüküyor. İstikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bunun sürmesi lazım. Toplanan yardımlar var, devletin yaptığı kampanyalar, diğer kampanyalar var. Burada gerçekten ciddi bir yapılanmaya ihtiyaç var, yardım desteğine ihtiyaç var, gözüküyor. Ben tekrardan tüm bölge halkına, vefat edenlere öncelikle başsağlığı ve geçmiş olsun demek istiyorum. Sayın yardım vekilim, eden herkese çok teşekkür ederim. Sayın vekilim, en çok hani sıkıntılı veya çelişkili konulardan bir tanesi de vefat sayıları, ölenlerin sayıları. Yani 50 bin civarında şu anda resmi rakam var ama bölgeyi dolaştıkça bunun çok çok üstündeymiş gibi gözüküyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani üzerinde olduğu net bir şekilde gözüküyor. Yani yıkılan bina sayısı ortada. Daha hala girilmeyen, ellenemeyen birçok bina var. Dün Maraş'ta da gördük bunu, burada da görüyoruz.
binaların başında bekleyen teyzeleri, amcaları dün Maraş'ta gördük. Ne demek bu? Neyi bekliyor tam amca teyze orada? İşte çocuğu var, yeğeni var, torunu var, onu bekliyor. Bu şekilde o sayıların net bir şekilde ortaya çıkmadığı belli. İşte diğer illere sevk edilen birçok hastalar var. Daha sonra vefat edenler var. İşte o yüzden bu sayılar söylenenin çok üstünde, bunu söyleyebiliriz. Bunu görüyoruz. Peki bu sayının gizlenmesinde bir neden var mı? Yani bu kanunen böyle bir şeyi gizlemek hiçbir anlamı yok değil mi? Tamamen... Yani tabii şu anda çok belki psikolojiye girmek istemiyoruz ama evet, siyasetten belki böyle bir tercih yapıldığı gözüküyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmanızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.